millet ve bayrak aşkı olan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşriflerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Hadi gel bakalım. Tamam. Yarın. Tam değil. Tamam. Yarın porsiyonu. Kıymetli basın mensupları, İstanbul Şube Başkanlığımızın tertip etmiş olduğu, Kızılay İstanbul Şube Başkanlığımızın tertip etmiş olduğu Vatan Kurtarmak Senin Kanında Var isimli kan bağışı etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da Anadolu yakasında 4, Avrupa yakasında 7, toplamda 11 noktada 15 Temmuz şanlı direnişinin milletimiz tarafından gösterildiği noktalarda Atatürk Havalimanı'ndan, Emniyet'ten, Saraçhane'den bu 15 Temmuz Şehitler Köprümüze kadar kan bağış noktalarımızda bugün kan toplayacağız. Bu mükemmel aktivitesine iştirakiniz inanıyorum ki vatandaşlarımızın kan verme hususundaki arzusunu artıracak. Zaten şükürler olsun Sayın Başbakanım 2 milyon ünitenin üstüne çıktık. Maşallah. Bu Türkiye için bir hayaldi gerçekten. Sayın Cumhurbaşkanımızın meselenin başından beri arkasında durmasıyla bugün Türk Kızılay'ı büyük bir muvaffakiyeti göğüslemiş durumda. Hem güvenli hem de başka amaçlar içinde kullanabileceğimiz, ilaç yapmak için de kullanabileceğimiz biçimde kan topluyoruz. Tekrar sizin bu husustaki çok kıymetli desteğinize teşekkür ediyorum Sayın. Şehitlerimizin hepsi bu vatan toprakları için kan akıttılar. Biz de kanımızı vatandaşlarımızın yaşaması için vereceğiz. Ben de teşekkür ediyorum İstanbul Kızılay'ına ve Kızılay'ımıza. Bu millet can istenildiğinde can verir, kan istenildiğinde kan verir. Hatta istenilmediğinde bile verir de o zaman denir ki kana ihtiyacımız yok. Cana da ihtiyacımız yok. Sen var ol. Sen var olursan vatan yaşayacak. Teşekkür ediyorum. Bugün Türk Kızılay'ının ve Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi'nin tertiplediği kan bağışı kampanyasında beraberiz. Tabii Türk Kızılay'ı çok kan bağış kampanyası düzenliyor. Çeşitli zamanlarda yurdun her tarafında bu kampanyaları yürütüyor. Ama bugünkü onlardan çok farklı. Fark nerede? Fark şu. 43 yıl önce yine bir cumhuriyetin yıl dönümünde 1. Boğaz Köprüsü açıldı. 29 Ekim 1973, Cumhuriyetimizin 50. yılında. 50 yıl sonra bu köprü maalesef bir ihanete şahitlik etti. O ihanette 15 Temmuz gecesi gerçekleşti. Ve burada vatanı, milleti, ülkeyi korumak için hayatını seve seve veren şehitlerimiz oldu. Gazilerimiz oldu. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Onlar can verdiler, biz de kan vereceğiz. Onların verdiklerinin yanında bizimkinin esamesi bile okunmaz, adı bile olmaz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibimiz bizim insana, vatandaşa, millete olan borcumuzu, millete olan sadakatimizi gösteriyor. Tabii ki kanımızla, canımızla gerektiğinde bu ülke için, bu millet için her fert, 79 milyonun her bir ferdi hazır ve nazırdır. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Dolayısıyla sağlıklı nesiller yetişmesi adına Sağlık Bakanlığımızın kan ihtiyacının karşılanması adına bu anlamlı kampanyaya şahsım ve bakanlarım olarak katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türk Kızılay'ı
son yıllarda çok büyük mesafe kat etti. Eski yılları hatırlayın. Kızılay kongrelerinde kavga, gürültü, hizipleşme ve asırlık Kızılay yıllar geçti, yorgun düştü. Ama AK Parti iktidarında Kızılay tekrar şaha kalktı ve bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde herhangi bir afet olsa, herhangi bir olağanüstü durum olsa hemen Allah'a şükür orada bizim Türk Kızılay'ımız hazır bulunuyor. Türk Kızılay'ı özellikle Suriye'de, Irak'ta ve ülkemizde misafir ettiğimiz 3 milyon civarındaki kardeşlerimize de gece gündüz demeden hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal destek programlarında, eğitime katkı programlarında ve hayatın birçok alanında Türk Kızılay'ını bizimle birlikte, devletin hizmetleriyle birlikte yan yana, omuz omuza görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir kez daha Türk Kızılay'ını başarılarından dolayı tebrik ediyorum.